Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Perde'ye hoş geldiniz. Beyaz Perde'de bu hafta Mavzer filminin yönetmeni Fatih Özcan konuğumuz olacak az sonra. Ama öncelikle size birkaç platformdan seçtiğim dizileri tanıtarak başlamak istiyorum. Öncelikle City on a Hill adlı dizi. Bu Bean Connect'ten seçilmiş bir dizidir. Önce filmin, dizinin prakonunu seyredelim, sonra üstüne konuşuruz. Ragazzi, hey! Ecco che arrivano i guai. De Corsi Ward. Jackie Rohr, FBI, posso chiamarti D? Ho un'udienza preliminare. Di questo ti vorrei parlare. Il tuo sospettato è un mio informatore, lavora a un casa decente. Vuoi che lo lasci andare? C'è un malinteso, forse? No, no, io ho capito, perfettamente. Cosa sei, una specie di stronzo? Non c'è buon sangue tra me e il dipartimento di polizia di Boston. Sai, una volta non avrei mai dovuto dare spiegazioni. Che è successo alla? Un'assunzione per le pari opportunità. Il futuro sindaco di Boston chiede la galera per i poliziotti. Voglio far saltare i meccanismi di questa città di merda. Voglio distruggere tutto. E a che cazzo ti servo io? La squadra ha ripulito un furgone blindato. Allontanatevi! Avete sentito? Figli di puttana! Il punto è che non voglio che l'indagine mi sia tolta. Allora facciamo a modo mio. Le stronzate che fai, le conseguenze non ricadono solo su di te. Mi dispiace. Non gli hai promesso niente, vero? Mi hanno rifilato un caso di merda, poi non vogliono che proceda. Perché non hai fatto quello che ti hanno chiesto? Perché non sono un cazzo di schiavo! E spaventi tutti i pezzi di merda della città. Voglio entrare a Charlestown, voglio fare il culo a tutti. Fottere chiunque si metterà in mezzo. 1992'de Boston şehrinin günleri, acımasızlığın ve şiddetin kol gezdiği suç dünyası ile rüşvetin ve ırkçılığın hakim olduğu kanun güçleri arasındaki gizli anlaşmalarla geçmektedir. Ama bu gidişatı durdurmak üzere atanan ve kuralların her şeyi çözeceğine inanan genç siyahi bir savcı yardımcısının uyumsuz olduğu kadar da yaramaz ama kıdemli olduğu için de dokunulmaz bir FBI ajanıyla hiç kimse tarafından hoş görülmeyecek bir işbirliğine girmesi herkesin keyfini kaçırır. Tabii özellikle de bol paralı araç soygunları yapmaya arsızca devam eden bir grup silahlı soyguncunun peşine düştükleri de ortalık karışır. Yasak Dans, Kardeş Gibiydiler, Gizemli Nehir, Ölüm Emri gibi sayısız filmde rol alan tecrübeli oyuncu Kevin Bacon döktürmüş resmen. Siyahi oyuncu Aldis Huge ise biraz idare ediyor gibi. Kingdom adlı unutulmaz diziyle hatırlanan Jonathan Tucker ise yine müthiş bir portre çıkarıyor. Bu üç adam da hem karılarıyla yaşadıkları hem de meslek ve özel ilişkileri sayesinde karakter haline geliyor. Sürükleyici ve hızlı maceraları sonunda bir şehrin tüm bir karmaşık resmini çiziyor. Bu iki sezon 16 bölümlük dizi yani City on a Hill, Bean Connect'te yer almıştı. Şimdi ikinci diziye geçelim. Peaky Blinders. Bu da Netflix'te yer alan bir dizi. Onu da fragmanını seyredelim, sonra üstüne konuşalım. When I sleep, I dream. And in my dream, someone wants my crown. Down in a city's hollow. That is God. And that are the Peaky Blinders. We fool around with a shadow. People think that I'm gonna fall. Who's gonna take the throne, eh? We better run. We have never even heard of your people, so we are not afraid of your threats. They said that Tommy Shelby was a spent force, that he was spent in the head. Three, two, one, bang. So, Tommy Shelby, it's what you want, it's what you shall have. There will be a war, and one of you will die. But which one, I cannot tell. Mr. Shelby, you've come to my attention. I will have need of men like you, except there is no other man like you. Sometimes killing is a kindness. It will be Thomas Shelby who's crucified, and there will be no resurrection. On the ropes, who's gonna hang us now? No one is gonna hang you, Tommy. You're gonna hang yourself. You have some kind of death wish, Mr. Shelby. Nothing can stop us. Mr.
Dizinin öncü yapımcısı ve yazarı aslında sinemada Lok, Aşk Tarifi, Şahmat, Müttefik gibi senaryolarla tanınan ama asıl bu diziyle patlama yapmış bir isim. Ki daha sonra Si ve Tabu'yla televizyon işlerini de arttırdı. Bahsettiğim kişi Steven Knight. İngiltere'de bir barın etrafında toplanarak bahisten içki kaçaklarına her türlü yasa dışı işte uğraşan bir aile çetesinin abi Tom Shelby'nin liderliğine dayanarak gitgide büyümesinin hikayesini anlatıyor bu dizi. Yani Peaky Blinders. Kendilerine has konuşmaları, kavgaları, mücadeleleriyle ilerleyen bir seyirlik. Her sahnesi ve özenle çekilen müthiş bir aile boyu destan. Tabii aynı zamanda bir oyunculuk gösterisi olduğunu da unutmamak lazım. Cillian Murphy başta olmak üzere Finn Cole, Paul Anderson, Helen McCrory, Kate Phillips ve Sophie Randall gibi ana kadroyu sürükleyen oyuncular da oyunculardan bazıları bunlar. Konuk oyuncu niyetine de güzel renkler katan Tom Hardy, Adrien Brody, Sam Neill, Paddy Considine, Noah Taylor da var ayrıca. Şimdiye dek 30 bölüm yayınlandı. Yeni sezonda da 30 bölüm 5 sezon yani. Yeni sezonunda başladı. O da 6 bölüm olacak galiba sonuç olarak. Benden söylemesi bugüne kadar görmediyseniz Netflix'teki Peaky Blinders dizisini mutlaka seyredin. Ve gelelim 3. dizimize. Onun da adı Jack Ryan. Bu dizide Prime Video'da yer alıyor. Onun da fragmanını seyredelim. Sonra üstüne konuşuruz. This cornerback, I have a situation. Somebody tried to kill me. Talk me through your very scary scenario. Keep in mind, I don't have your PhD. I think there's a coordinated plot for terrorist attack. It's gonna be big. You're not just an analyst anymore, Jack. You're operational now. It's work okay? Yeah, it was good. I have to go to Moscow. You Americans like to think of yourselves as direct. Perhaps you are just rude. Perhaps you're just touchy. What are you doing here? You involved me in this, and I can help. I'll have to keep him busy at the table for what, 10 minutes? Got it. You're spectacular. Are you about to misbehave? Partnerships are delicate, Mr. Ryan. Sometimes they end violently. We are compromised. Oh my God. There's a very real scenario where we don't get out of this alive. Dad! Where is she? You think this is game, Jack? It's a decoy. Tokyo, London, Shanghai. It's gonna be a wipeout. Daha önce defalarca sinemaya uyarlanmış ünlü yazar Tom Clancy'nin romanından yola çıkarak Carlton Cuse ve Graham Rowland tarafından yaratılan hikayeyi televizyonlarda seçkin ve sağlam işler yapan yönetmenler çekmiş. Toplam 16 bölümü 2 sezonda Prime Video'da yayınlandı ve devam da muhtemelen gelecek olan bu Amerikan yapımında tehlikeli yerlere gitmek için yanıp tutuşan bir CIA çalışanının ölümcül bir uluslararası tuzağın ortasına götürüyor hikaye. Mükemmel analist ve müthiş ajan Jack Ryan rolünü John Krasinski üstlenmiş ki kendisini iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra yönetmenliğini de yaptı. Sessiz Bir Yer filmlerinden tanıyoruz. Ayrıca yan rollerde de Wendell Pierce, Abby Cornish ve Naomi Rapace gibi oyuncular da var ki Naomi Rapace'ı da ejderha dövmeli kız olarak tanıyoruz sadece. Tabii başka filmleri de var ama biz onu öyle tanımayı tercih ediyoruz. Gelelim dördüncü filmimize. Dördüncü filmimiz yine Prime Video'dan bir dizi Homecoming. Homecoming'in de fragmanını seyredelim. Sonra üstüne konuşalım. Everything all right, miss? What's your name? I don't know.
What is your address? I don't know. How about your birthday? I don't know. We're trying to understand what happened to you. I knew something was wrong with me, but I couldn't explain it to anyone. It was like the people around me were keeping a secret. Like we were in a movie. And everyone knew we were in a movie except for me. If I did something wrong, I have no idea what it is. The complaint's been elevated. There's going to be an investigation. It was hard for me to come down here, okay? There's no one I can... It's hard for me to talk about this. I'm sorry. Jesus. What are you into here? I don't know. You better think. I'm trying to think. This is all critical military technology. They're in charge here, whether we like it or not. And you like it. What was I doing? Why was I there? It's complicated. How did we get here? What we did, no good can come of that. But what if we let the crazy world in? If you keep picking at this, it's gonna start bleeding. Bu dizi 17 bölüm 2 sezonla çıktı ekrana. Bu Amerikan dizisinin ana karakterini Stephen James oynarken ilk sezonda Julia Roberts, ikinci sezonda Janelle Monáe oynuyordu, başrole geldi. Ayrıca Bobby Cannavale, Hank Shaw, Alex Karpovsky, Sissy Spacek ve Chris Cooper gibi sinema oyuncuları da rol aldı bu dizide. Sıra dışı ve alışılmadık sağlık hizmetleri üreten gizemli Geist Group'un askeri alandaki yatırımı eve dönüş girişiminin yaptığı karmaşa ve ihanet dolu çalışmaları içeriden anlatıyor bu dizi. Micah Bloomberg ve Eli Horowitz'in yaratıcı yazarlığını, ilk sezonunda Sam Esmail, ikinci sezonunda Kyle Patrick Alvarez de yönetmenliğini yaptı. Yani ilginç bir filmdi bu. Özellikle iki farklı başrol ama aynı hikayenin devamı şeklinde hikayeler. Bir ve ikinci sezon. Onun için izlemenizi tavsiye ederim. Prime Video'da Homecoming. Ve işte şimdi yönetmen konuğumuz Fatih Özcan geldi. Onun da filminin fragmanını, yani Mavzer'in fragmanını izleyelim. Ardından konuğumuzla konuşalım. Bir kurt var emmi. Dışı boz tüylü bir şey. Şu benimle olacağı da o vakit. Kurdinin de vurulmaz dirler, bilmem mi sen? Ya! İnsan gibidir kurtlar. Ah! Bu erkek demine! Ne dur bilir, ne dur bilir. Sık ulan erkek sen! Hele bir aç kaldım. Hele bir de kinlendim. Bunun hesabını tek tek soracağım kimmiş? Tek tek soracağım. Neyse. Neyse. Kimin hoşuna gittiyse tek tek soracağım. Bekir! Tek tek soracağım. Evet, Fatih Özcan konuğumuz. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Film gerçekten güzel olmuş. Eyvallah. Bu tür filmlerden korkarım hep. Hani böyle sanat filmi havası doğar filmlerden. Sanat filmi deyince de ağır ve böyle evet, karmaşık filmlerden söz ediyorum. Hiç öyle film değil. Son derece düz ve iyi gelişen bir hikayeyi hızlı da bir biçimde anlatıyorsun. O yüzden çok beğendim filmi yani. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 84 doğumlusun. Evet. Karaman'da doğmuşsun. Orta öğrenimini Karaman'da tamamladın galiba. Sonra İstanbul. Sonra işte İstanbul'da bir eğitim üniversite macerası, okulu bırakma, tekrar devam etme. Öyle mi? Tabii. Sonra iktisat. Felsefe bölümünü mü bıraktın? Felsefeye devam etmedim. Sonra geri döndüm. Sonra iktisata geçtim. Sonra askerlik problemleri hayatımıza girdi gibi bir sürü macera. Eyvallah. Yani her öğrenci gibi aslında böyle zihni dağınık, ne yapacağını henüz karar verememiş, iyi yönlendirilmemiş diyelim. Her öğrenci gibi böyle bir savrulma dönemimiz oldu. Ama iyi olmuş savruldun. Çünkü evet, yani yapım işlerine girmişsin, yapım tasarımları yapmışsın. Sonra arkasından senaryo yazarlığı tabii asıl evet, olarak. Ya yani öykü yazarlığı hep vardı bende liseden itibaren.
o süreç içerisinde yavaş yavaş senaryo doğru evrildi aslında. Hmm. Yani böyle tesadüfi işlerle, ya belgesel metni yazar mısın? Ne bileyim, program metni yazar mısın? Sonra çeker misin falan diye böyle yavaş yavaş büyüdü aslında. Yani yönetmenlik de yaptın. Tabii tabii. Ama aslında asıl olarak ilk yönetmenliğin sinemada. Evet, ilk yönetmenliğim bu. Benim asıl işim aslında öykü ve proje yazarlığı, senaryo yazarlığı. Hmm. Bu nasıl doğdu? Nasıl bir hikaye? Bu da aynı yani. Hani aslında benim şu an bile çalıştığım birçok hikayeyi şimdi düşündüğüm zaman, dün de böyle Ankara'dan geliyordum, yolda onu düşünüyordum. İkinci filme hazırlanıyorum. Yani nerede var belleğimde? Çoğunlukla böyle bir doğup büyüdüğüm çevreyle ilgili bir şeyim var benim. Aslında oradan kaynaklanıyor. Tabii yaş ilerliyor, okumalarınız genişliyor. Doğru. Sonra şunu fark ediyorsunuz aslında. Yani çok da çocukluğumuzun haricinde çok ileriye gidemiyoruz gibi bir his var benim içimde. Sezai Karakoç'un bir şeyi, sözü vardır. İnsanı işte içini diyor çıkarın, çıkarın, soyun, soyun, soyun. Geriye bir tek çocuk kalır. Doğru. Biraz öyle bir durum var herhalde. Ya da biz insanı ölürken de, yani ölüme yaklaşırken de evet, çocukluğuna dönmesi biraz... Öyle bir şey. Hakikaten öyle. Bu çocukluğumda yaşadığım, işte çevremde duyduğum hikayeler. Bir de benim doğup büyüdüğüm mahalle böyle şehrin biraz dışındaydı. Yani bunu tabii bugün şehir insanı çok anlamaz ama işte ilkokuldasınız ve sabahleyin işte okula gidiyorsunuz, kış mevsimi, kurtlar size yukarıdan bakıyor falan. Hani böyle bir süreç vardı. Tabii bütün bunların anlamı, ne anlam ifade ettiği yaş ilerleyince ortaya çıkıyor. Doğru. Biraz hani ben kimdim, kim oluyorum, bu yolculuk nereye gidiyor? Gerçi senin yaşın daha genç. Tabii genç olmasına rağmen bunlar tabii çok erken girdi benim hayatıma. Aslında böyle doğdu. İlk hikayede şey yoktu. Benim bir de şey problemim vardır, mülkiyet ve sınır problemim vardır. Yani işte hepimizin şey kaygıları vardır, ben özgür olayım, mülk sahibi olayım, istediğimi yapabileyim ya da yapamayayım falan. Buna kim karar veriyor gibi hep bir şeyim vardır benim ya, hani takıntım vardır. Bu şeyden itibaren geliyor tabii, ilk okumaları yaptığım daha işte ortaokul, lise döneminde. Bu Habil Kabil meselesi hep kafama takılır benim, hala da öyledir. Yani dünyada size ne yetmedi de birbirinizi öldürdünüz ya sorusu hep vardır. Yani daha sonra tabii bunun cevabını biraz kendimce buldum. İnsan meçhul bir varlık. Yani hani öyle tanımlanabilir. İşte psikoloji onu belli durumlarda tanımlıyor. Psikiyatri bazı belli durumlarda tanımlıyor. Biz kendimizi yatay ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi tanımlıyoruz ama aslında kimse kendinin kim olduğunu çok fazla bilmiyormuş gibi bir his var benim içinde. Ben de öyleyim. Doğru. O oralardan gelme bu hikaye. Bu varlık sınırı nedir? Varlığımızı niye bu kadar çok görünür hale getiririz? Yani bu gayet düzgün giden bir durumda niye biri diğerinden üstün olmak ister gibi meseleleri kafamın içinde kurcalarken çıktı hikaye. Sonra tabii bir köye döndüm ben. Sebebi de şu, köy bunun en belirgin olduğu alan. Evet. Öyle diyelim işte, köye bir kış çökmüştür, artık yapacak hiçbir şey yoktur. Hepiniz eşitsinizdir aslında. Hani ne övünebileceğiniz bir mal vardır, ne görünürlüğünüz vardır falan. Ama orada bile bir tartışma büyür. Somut hiçbir şey olmayabilir yani işin içerisinde. Ya aslında öyle zaten. Evet yani hani hiçbir şey olmayabilir. Hikaye buradan doğdu. Normalde kurt yoktu hikayede. Yani ilk yazdığımda benim kurt yoktu. Sonra ya bu insanın kurdudur o Hobbes'un işte güvenlik devlet meseleleri, sosyal devlet meselelerini falan karıştırırken kurt koysam ne olur, nasıl olur falan diye araştırırken aslında bu hikaye doğdu. Ama çok güzel olmuş filmde. Eyvallah, filmde çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş. Mavzer'de şöyle bir şey var. Ana karakterler için söylenemez belki ama yan karakterlerden bazıları çok verimli ama nedense, yani nedense değil aslında, süreden dolayı galiba, onlara pek giremiyorsun. Bu içinde kaldın birazcık? Yok, kalmadı. Normalde vardı, attım ben onları. Ha, attın. Attım. Yani çünkü... Yani hem iki gelinin hikayesi mesela olağanüstü. Evet, hikayeler. Yani... normalde biliyorsunuz yani hikaye ana karakterin hikayesinin önüne geçebilir, sonra onu dönüştürebilir falan. Yazdım işin aslı, çektik de birçok kısmını. Fakat sonra kurguda şöyle bir şeye takıldım ben. Dedim ki biz kimin hikayesini izliyoruz? Yani hani ve sonra yavaş yavaş atmaya başladım. Bir de hani biraz planlı çekmiştim ben. Filmin ilk kurgusu zannediyorum 96 dakikaydı o yan hikayelerle beraber. Dedim ki ya buralar bizi oyalıyor. Benim bir de ritim problemim vardır yani. Modern insanın böyle bir Angelopoulos filmi katına izleyebileceğine katlanacak sabır olmadığını düşünürüm. Öyle biraz zaten. Başka bir şey yapayım hevesi vardı. Benim de ilk reji planlamam biraz daha uzundu normalde. Sonra bunun bir ilk film için hata olacağına karar verdim. Sonra yan hikayeleri attım kurguda. Sonra yavaş yavaş atarak filmi ortaya çıkarttım. Film zaten 3 aşamada yapılıyor biliyorsunuz. Yani hani biliyorum. Senaryo, işte reji ve masa.
Doğru. Nerede çektiniz filmi? Filmi Çamarlı Demir Kazık Dağları eteklerinde çektik. Aladağlar Demir Kazıkları hattında çektik. Çok az biliniyormuş Türkiye'de. Ben çok şaşırdım buna. Halbuki yurt dışından çok büyük dağcıların geldiği... Gerçekten mi? Tabii tabii. Yani hani her yıl 15-20 bin özellikle tırmanışçıların çok geldiği bir coğrafya. Ve inanılmaz bir coğrafya. Ulaşımı da zor hani bu arada. Hani hakikaten işte araçla gidebileceğiniz en üst limite gittim zaten ben. Finali orada çektim. Sonrası yürüyüş. Ama 2 kilometreyi 8 saatte yürüyorsunuz. Öyle bir coğrafya. Ve bugüne kadar keşfedilmemiş olmasına da çok mutlu oldum aslında. Gidip orada film çekmek benim için çok hem çok zordu. Ekip için çok zordu. Ekip arkadaşlarım zaten şey diyorlar. Hani kısa dönem komando olarak seti bitirdik diye. Verimli, çok öğretici, bir o kadar da zor bir süreçti benim için set. O gerçekten özellikle doğayla mücadele kısmı çok zor yani gerçekten. Evet. Ama onun dışında yani iç mekanlarda da gayet güzel çekimler vardı. Ben o yüzden de yani çok takdir ettim görüntülerimde. Görüntü yönetmeni kimdi? Orçun Özkılınç. Onunla beraber bizim çok uzun bir çalışma serüvenimiz oldu. Yani benim biraz tabii şeyim vardır böyle gidip önceden mekanı kendim görme. Hmm. Kendim keşfetme ki ben o hani o mekanı bulana kadar aşağı yukarı 200'e yakın köy bakmışımdır. O coğrafyaya nasıl uyduracağız, nereden bulacağız falan. Bir de tabii şey prodüksiyon şartları var kışın. O asıl mesele o yani hmm. Hani işte bir yol bir kapandı mı o gün gitti. Zaten 8 işte kış saatleri 6.30-7 saat çekim süresi var. Böyle günler oldu mu bazen? Tabii ki yani ekip yolda kaldı. Ekip arkadaşını kar çukuru yuttu, bulamadık. Ne diyorsunuz? Tabii tabii yani hani şimdi ekipte tabii çok haklı olarak İstanbul'da doğmuş büyümüş bir sürü arkadaş var. Diyorum ki hani benim bastığım yere basın, kaybolmayın. Bakın burada hani burası kuzey yani kuz bir alan. Rüzgar burada karı nereye savurmuştur bilmiyoruz altını. Hani tabii çok normal hani işte basıyor alta gidiyor alt 2 metre kar halbuki. Sonra çıkamıyor sonra diyorsun ki o nerede? Böyle maceralı bir süreçti. Orçun'la iyi çalıştık. O da hakikaten elinden geleni yaptı ve çok büyük bir gayret gösterdi. Zor planlar üzerine çok uzun süre konuştuk. Sanat yönetimi iyi bir iş çıkarttı çünkü o gördüğümüz mekanların içi hep boştu. Ben köyden topladığım eşyaları sıfırdan imal ettim oraların hepsini. Ne diyorsunuz? Tabii. Çünkü artık bizim köylerimiz de biraz şehre uyum sağlamış durumda. Yani işte köyde LCD televizyon var, koltuk var, kanepe var. Bugün bir yazardan okudum da köyde resmen apartman varmış ya. Tabii şu an öyle. Allah Allah. Yani köylerin çehresi çok değişti. İşte ya aşağı yukarı şehirde ne varsa artık orada da var. Şehir insanında ne varsa artık köy insanında da var. Yani ya, o köylü kavramı kalmadı gibi bir... En kötüsü de bu zaten. Evet, yani çünkü biz biraz insan tanımını kaybettik. Böyle çok hızlı değişiyoruz biz toplum olarak. Doğru. Oyuncular nasıldı? Çünkü ben özellikle Serhat Kılıcı çok beğendim. Serhat senaryoyu ilk yazdığım andan itibaren benim aklımda olan oyuncuydu. Uzun da bir konuşma serüvenimiz oldu. Öyle diyelim çünkü aşağı yukarı ilk filmini çekecek bir yönetmene bu senaryoyu götürseniz herkes size şöyle bir bakar. Der ki ya boşuna da nasıl kalkacağım? Çok haklıdır da yani hani ben hiçbir zaman bazen şeyi duyuyorum işte ilk filmini ya da ikinci filmi çekecek olan arkadaşlardan oyuncu bulamama sıkıntısı falan. Doğru. Haklı yani hani oyuncu olarak kariyerini niye senden riske atsın? Böyle sorular önemli sorular. Ya da sen ona ne kadar açıksın ya da ona ne katacaksın gibi bir sürü soru var. Doğru. Serhat'la bizim çalışma serüvenimiz çok zorlu geçti. Yani hem coğrafya hem karakterin zorluğu hem o oyunun zorluğu hem onun performansının yüksek tutmak istemesi. Ama sonuçta elini taşın altına koydu ve hiç sıkıntı yaşamadı çekerken. Hep set öncesinde nasıl çekmeliyiz, nereden olmalı, burayı nasıl çalışmalıyız gibi bir sürü problemle geçti. Bu da setin en bana kalırsa en doğal atmosferi zaten. Ben Mustafa'yı çok beğendim yani küçük çocuğu. Eyvallah. Çok başarılıydı. Mustafa tesadüfen girdi ya. Öyle mi? Nasıl? Tabii. Şöyle Eren Gülöztürk bizim oyuncu koçumuz, çocuk oyuncu koçumuz çocuk arıyordu zaten. Setede bir ay falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bekir'in evini bakmaya gittim ve içeride iki tane çocuk var oyun oynuyorlar. Bir tanesi Ahmet, diğeri de onun kuzeni. Böyle biraz konuşturdum biz dedim buraya niye geldik falan biliyor musunuz? Baktım ki Ahmet uyanık. O ara cep telefonunu çıkarttım ben onun haberi yok tabii çekmeye başladım. Güzel. Sonra Ahmet'e hikaye anlattırdım. Okulda ne anlatıyorsunuz? En son hangi hikayeyi okudun? Televizyonda ne izliyorsun? Falan. Baktım ki şey var. Yani algısı açık bir çocuk. Sonra tabii asıl ifade hep şeydir. Bir yüzdür biliyorsunuz yani. Hani. Kesin. Sonra Eren Gül'e gösterdim. Dedim ki ya bu çocuğu yapabilir miyiz? Nasıl yapsak? Hani falan. O da bayağı cesaretli bir şekilde dedi ki ya ben dedi elimi taşın altına koyarım dedi yani istiyorsan. Bu çocuk olsun diye çabalarım. Olmayan bu.
Çok özür dilerim. Olmayan bir oyuncuyu yaptınız. Tabii yani. Tabii yani sonra öğrendi ki Ahmet köyden korkak en çelimsiz çocuğuymuş. Vay be. Tabii yani hani Ahmet'e herkes böyle biraz şey davranıyor, böyle hor davranıyor. Dedim ki ya bu çocuğa niye davranıyorsunuz? Dedi ki abi korkan teki falan. Dedim ya nasıl korkak? Ama o çocuk gerçekten çok büyük bir potansiyeli barındırıyormuş. Evet, yani. Öyle çıktı da zaten. Diğer roller nasıl gelişti? Valla çok enteresan şekilde oldu. İşte Bekir mesela şive koçu olarak geldi Ozan Çelik. Öyle mi? Ha. Tabii yani onun öncesinde ben yaklaşık 14-15 tane böyle hani bilinen iyi oyuncuyla audition yapmıştım ama hep böyle bir şey vardı kafamda. Ya bunlar çok yerli durmuyorlar. Yani bir sıkıntı var falan. Ozan geldi, konuştuk. Çıktı. Sonra böyle bir 3-5 dakika diyalogları düşündüm Ozan'ın ağzında. Ozan da şey gidiyormuş vapura. Dedim ki geri gel. Sonra dedim ki ya Bekir'i de seninle çalışsak nasıl olur? Orada bir okudu falan, dedim ki tamam yani. Dedim daha bu işi uzatmaya gerek yok. Seda çok sürpriz oldu. Çünkü ekip arkadaşlarım Seda işte sarışın, çok modern yüzlü falan diye Veysi'nin karısını oynayan. Dedim yani niye olmasın, iyi bir oyuncu. O da çok istekliydi yani hakikaten çok severek isteyerek geldi. Gözü kapalı geldi yani. Hani diğer oyuncular da aşağı yukarı bu şekilde oldu zaten. Ben şeyi çok merak ediyorum, senin nasıl baktığını. Habil ile Kabil'den yola çıkarak söyleyeceğim bunu. Habil sanki daha böyle ne derler, daha dur bakalım vereceğim gibi bir tavırda ama şeyin Kabil'in istediği hemen olsun. Gibi. Biraz hem öyle hem de aslında bu babana kalırsa Adem'den başlayan bir serüvenin neticesi. Şimdi kendimizi şeyde düşünelim, cennet ya da ne bileyim mükemmel bir ortamda düşünelim. İşte bir ses size diyor ki, Tanrı diyor ki bütün bunların hepsi diyor sana serbest, istediğini yap Adem ve Havva birlikte. Diyor ki şuraya gitme. Sadece oraya gitme. Evet, orada ne yetmedi de oraya gittin. Yani hani çocukken ben bu kıssaları çok okurdum. Anadolu'da biliyorsun zaten başka kitaplar yoktu, eski kitaplar. Hep merak ederdim yani hakikaten ne yetmedi sana yani. Sonra işte dünyaya geliyorlar. Galiba benim merak en kötü duygu insandaki. Evet yani hem merak hem bilginin ana eksenindeki en büyük etken. Ayrıca insan doymuyor. Ya temeli bu yani hani hakikaten Adem'e cennette yetmemiş. Demiş ki yani daha fazlasını istiyorum işte. Hani bildiğimiz kutsal kitaplarda ya da felsefelerde aynen. Bunun açıklaması var. Sonsuz olma, o olma, bu olma falan ama hakikaten aynı hikaye oğullarında da tevarüs ediyor. Tanrı diyor ki işte vaziyet budur. Hani iki tane çocuksunuz, ne yapacaksınız? Hadi bakalım. Onlar da birbirlerine yetemiyorlar. Ve sonra bu hikaye böyle devam ediyor. Şimdi düşündüğüm zaman tabii yani bu yaşta düşünüyorum. Bayağı ciddi bir ahlaki, rasyonel bir ahlakın mirasçılarıyız biz. Yani hiç orayı toparlayamamışız. Aynen. Hiç oraya yetememişiz. Yani Habil çünkü yani sonuç olarak yani daha doğrusu ben baktığımda öyle gördüm. Habil aslında iyi taraf yani. Tabii tabii yani. Kötü bir şey yapmıyor adam. Sadece bekle diyor yani o kadar acele olmasın. Hiçbir şey acele diyor. Etmeye gerek yok diyor. Zaten aynen. Hani zaman da var. Fakat bu şey çok ilgimi çekiyor benim. Hatta çok da ilginç yani trajikomik. Hazreti Adem Habil ile Kabil vakası yaşandıktan sonra bir şiir yazdığı varsayılır. Dünyanın artık tadı tuzu kalmadı. Her taraf toz duman diye. Mesela bunu okuduğum zaman da çok ilginç bulmuştum. Yani dünyada belki muhtemelen o var, çocukları var. Başka kimse yok. Dünya ne? Niye dünya bu hale geldi? Tarkovski'nin zannediyorum söz, yani insanlık ilk günden bugüne arpa boyu kadar yol almadı diye. Doğru. Biraz çevreyi değiştiriyoruz, teknolojiyi ilerletiyoruz ama zannediyorum insan olarak çok yol almadık daha. Yok yok yani edindiği aletler konusunda insanoğlu inanılmaz yol kat etti belki ama hakikaten temel meselelerde... Tabii tabii yani aynen. Hakikaten hiç ilerlememişiz. Aynen. Bundan sonra neler yapacaksın? Şöyle ya üzerine çalıştığım bir polisiye dizi var çok uzun zamandan beri. Birkaç sezon hikayesini hazırladım. Tabii bunlar yine şey gibi hani bir Art House'tan doğma polisiyeler gibi. Hatta birkaç hafta önce ilk ciddi görüşmeyi yaptım. Onlar da şaşırdı. Dediler ki ya bunlar iyi hikaye nasıl yapsak falan. Şimdi yavaş yavaş onlarla uğraşıyorum. İkinci filmi işte bir 6. 7. draftıyla uğraşıyorum. O da ölüm üzerine bir film. Daha böyle yine beni zorlayacağını düşündüğüm %90'ı işte hikayenin bir acilde geçen bir hikaye. Çünkü ölüm hakkında bildiklerim ve duyduklarım ve sonradan öğrendiklerim hakikaten beni şaşırttı yani. Hani insanın bilinçaltıyla kendine edindiği kimlik arasında bayağı ciddi fark var. İşte ölme kavramı ne, nasıl ölüyoruz? İnsanlar bize aslında ölürken bir bilincimiz olsa nasıl davranıyor? Öldükten sonra ne olacak? Öldükten sonra ne olacak? Hepimizin merakı hani. Daha çok bütün bunların
sıradan bir şekilde yaşayan bir adamın üzerine kurulu bir hikaye. Fena olmadı senaryo. Bence bazı problemleri var. Çünkü bir biçim problemi de var kafamda. Onları çözünce tamam olacak gibi duruyor şu an. Bu Türk sinemasında temel problemlerden bir tanesi Anadolu'nun nasıl gösterileceğidir. Tabii geçmişteki Anadolu ile bugünkü Anadolu'nun farkı olduğu açık. Ama özellikle ağızlar konusunda kimi oyuncuların çok ne derler şive yapar, kimi oyuncular yapmaz. Nasıl sağladın bu birliği ya da şeyi? Şöyle, Ozan'ın bu konuda bana çok büyük katkısı oldu. Ozan Ankaralı, ben de Karamanlıyım zaten. Hani İç Anadolu şivesinin birçok lehçesini biliyorum. Bir de kelime takıntım vardır benim, böyle duyduğum kelimelere böyle çok takarım. İşte Sayputturu diye bir kelime var, babam söyler mesela. Nereden geliyor bu kelime falan gibi. Ozan'ın çok büyük katkısı oldu. Bir de set öncesinde aslında oyuncuların da çok büyük bir katkısı oldu. Şöyle, Serhat müzikle uğraşıyor. Seda yine keman ve müzik var hayatında. Diğer oyuncular da aynı şekilde. O yüzden lehçenin tınısını çok hızlı kaptılar ve avarajı çok iyi yakaladılar. Onun öncesinde de Ozan aşağı yukarı sete 2 hafta kala her oyuncuya işte 5-6 defa gidip 2'şer 3'er saat boyunca o dili ağza oturtmaya çalıştılar ve sette de çok büyük öyle dil arızaları yaşamadık. Anadolu'nun nasıl gösterileceği konusunda bir şeyler yapıyorum. Ya şöyle şimdi... Çünkü orası, senin göğün aslında köy. Evet, yani köy. Orası çok böyle bir İstanbul'dan farklı görünüyor ama biz Anadolu'yu böyle politik görmeyi çok seviyoruz. Öyle diyelim. İşte bir taraf diyor ki Anadolu'da bir irfan vardır, öbür taraf diyor ki ne alakası var kardeşim yoktur. Bir taraf diyor ki Anadolu işte muhafazakardır, öbür taraf diyor ki muhafazakarlığınız bu mu? Sürekli böyle bir şey var. Mekanın Anadolu olduğu ama Anadolu'nun da neresi olduğunu bilmediğimiz bir çatışma var. Aynen. Herkes buradan kendine bir pay çıkarmanın derdinde. Bana öyle geliyor. Doğru. Fakat gerçekten Anadolu nedir, ne değildir çok bileni bilmiyorum. Hani bana kalırsa benim bildiğim Anadolu 13. yüzyılda böyle zirve dönemini yaşamış ve o günden bugüne tevarüs etmiş. İyisiyle kötüsüyle her anlamda da iyimser bakmamız gereken bir coğrafyanın adıdır. Doğru. Daha ötesi değildir. Her insan hani insan olduğu yerde her şeyi yaşayabilir. Ama şeyi de hiç çok böyle bazen kendim de yapıyorum, kendimi de suçluyorum. Bir şehirde kötü var diye şehrin her insanı kötü değildir. Biz menfi olana değil, müspet olana doğru yürümek zorundayız. Doğru. O açıdan Anadolu'yu kendi adıma ben hala o irfan potansiyeline sahip, hala bağrında büyük Anadolu fikirlerini ve medeniyetlerini barındıran bir yer olarak görüyorum. Yani ne kadar İşte Mavzer gibi, başka hikayeler gibi hikayeler yaşansa da o köyde hala o babalar var ve hani o dağla kurdun ilişkisini oğlunu anlatacak insanlar da var. Buralar görmezden gelinmemeli. Benim şahsi kanaatim. Doğru. Senin kitaplarla ilgili bir özetmen var işte. 50 bin kitap çıkıyor ve bunların içinden birkaç tanesi oluyor. Seyircinin seçeceği filmler de böyle galiba diyorsun. Evet ya, böyle bir düşüncem var benim. Yani hani böyle bir furya, bir kitap serüveni vardır. Çok satar işte, bestseller diyorlar falan. Bir de gerçekten merak eden, onunla dertlenen, onu hayatında bir yere koymak için filme giden, kitap alan insanlar vardır. Ben mesela öyle bir kitap alıcısıyım. Yani böyle rastgele bir kitap almayı hiç sevmem yani. Hani onu araştırırım, bu bana ne öğretecek? Daha doğrusu ona kendimi hazırlarım. Mutsuz olurum mesela, hani o böyle iyi bir şey çıkmadığı zaman böyle hakikaten şey yaparım yani, hani böyle bir kavga edesim gelir içimde. Yani niye ben bunu aldım işte, demek ki doğru anlatmamışlar, kandırılma hissine uğrarım. Bunun için eleştirmenler falan okuyordun, şimdi yok ama pek. Ya o eleştirme mevzusu bizde Türk sinemasının bence büyük problemi, kitap anlamında da büyük problem. Biraz eleştiri de bizde taraflı olmaya başladı, hani böyle kutuplaşma öyle garip bir hale geldi ki. İyi karşı taraf yapıyorsa çok umursamıyoruz. İyi biraz da bizde şey artık menfi oldu. Maalesef. Mavzer'in çekimlerinden sonra kurgu aşamasında en çok seni ne ilgilendirdi? Yani en çok ne ilgilendirdi? Bu filmin sonunda insanlara ne kalmalı sorusu. En çok benim kafamı kurcalayan mevzu oldu. Aşağı yukarı her film çekilmiş görüntüyle kurgulanabilir. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Filmin 2-3 tane alternatifi vardı final olarak. Bunlar da vardı elimizde. Yani işte kurt alır ve yesi dağlara götürür. O planı çektik. Bir de öyle mi? Tabii, öyle bir plan da var. Tabii bir sürü uğraştık onun için, bir de gecenin bir yarısı, bir akşam falan. Yok böyle olur, yok şöyle olur. İşte kardeşini vurur, kardeşi bunu yaşar falan. Bunların hepsi vardı elimizde. Peki dedik yani ne olacak? Bu kurdu koyduk, bu hikaye nereye gidecek?
O soruyu cevaplamak bayağı zor oldu benim için. Çünkü bir yandan çektiğiniz o kadar zahmetli görüntülerle bir mücadele var. Diyorsunuz ki bunlar da anlamlı, doğru, evet. Yani hani koysam muhtemelen kimse şey demeyecekti. Ne alaka? Bu ne alakada, bu kötü demeyecekti. Ama diğer yandan diyorum ki bu filme nerede hizmet edecek? Seyirci hangi soruyla çıkacak buradan? Kimin tarafında yer alacak dedim. Ortada bırakmalıyım ve bu finale karar verdim. O da bayağı işte kurguyu yaptığımız Naim Kanat. Bayağı tartışmalı bir serüven oldu. Yani sonra dedi ki ya bir şey bulup gelmen lazım yani. Hani bu böyle olmayacak falan. Haklıydı da. Sonra bir sabah herhalde böyle uykusuz yorucu bir geceydi. Yani işte kurguyu izliyorum falan. Dedim ki ya böyle kalması lazım. Çünkü doğrusu herhalde bu. Sonunda kurdun adamın bakışı çok acayipti. Sanki o insan oyuncuydu yani. O kadar anlamlı bakıyordu. Yani ne derler? Ben seni sadece seyredeceğim. Çünkü sadece seyredeceğim. Evet, aslında tam olarak yapmak istediğim buydu. Evet. Hatta şöyle bir şey vardı. Tam o sahneye yaklaşırken gece otelde düşünüyorum, diyorum ki bunu çekeceğiz ama kurt burada nasıl bakacak? Çünkü işte mesela bir önceki sekansta kurt böyle gayet öfkeli ve haşmetli bakıyor filan. Diyorum ki ya öfkeli baksa kin doğacak. Yani başka bir öfkenin ifadesi olacak. Nasıl olacak, nasıl yapacak falan derken o gün kurtta nasıl bir halet ruhuya vardı bilmiyorum bu arada. Bu arada tek kayıttır o. Öyle mi? Ha. Tabii. Hani durması birçok kez uğraştığımız, belki 25-30 kez uğraştığımız bir şeydi. Ama o geliş ve bakış tek kayıttı. Vay. Dedim ki ya deneyeceğiz artık dedim, yani yapacağımız bir şey yok. Ve kurt öyle mazlum bir şekilde geldi ki yani böyle tam bir soru sorar ifade. Yani ne oldu şimdi? Duygusuyla geldi, dedim ki abi daha uğraşmayalım. Yani bir de hadi uğraşırsak biz dedim bu ifadeyi de kaybedeceğiz. Kurt dedim yani dengeyi kaybedecek bizim için. Orada bıraktık. Çok iyiydi. Ve hakikaten de o çok işime yaradı benim. Çok çok güzel bir plandı o. Game of Thrones'un Thrones'da kullanılan kurtlar. Şöyle bu kurtların sahip olduğu ekip yani Zoltan ve onların hayvan ekibi çok geniş bir havzada hayvan eğitiyorlar. İşte örümcek, yılan, ne bileyim ayı, at, filmler için bir sürü şey eğitiyorlar. Bunlar aynı zamanda Avrupa'daki film endüstrisinin büyük hayvan eğitmenleriymiş. Hmm. Ben onu bilmiyordum bu kadar. Nelson daha sonra öğrendik ki tabii gitmiş oralarda oynamış, gelmiş falan. Sadece o da değil, onunla beraber onun 7-8 tane büyük kurdu vardı. Hmm. Bu Nelson alfa tabii. Hmm. Bir alfa daha vardı yanında. Bunlar tabii o Game of Thrones'a göre animasyon olmayan planlarda oynamışlar, gelmişler. Hatta ben şaşırmıştım, dedim ki ya bu animasyon mu değilmiş. Ona da bakıyorum tabii. sonra baktım ki tabii maske giydirmeler yapmışlar falan ama bizden daha kariyerli ve büyük oyunculardı kurtlar. Müthişti canım. Hakikaten. Yalnız şöyle bir şey var. Oradaki yani şeyine bakıyorum, ne derler, iriliğine falan bakıyorum. Hı-hı. Pek bizdeki kurtlara benzemiyor. Değil mi? Aşağı yukarı bizdeki kurtlar gibi. Hı. Yani kurtlar böyle hani Anadolu coğrafyası kurtlar böyle göğsü geniş, arkası biraz daha dar. Hı. Kurtlar mesela ilk kurtlara bakarken şeye bakmıştım ben. Bu Kırgız, Kazakistan coğrafyasındaki oradakiler mesela biraz daha küçük ama çok hızlılardı. Hmm. Bizdekiler daha böyle kendinden emin davranan ve daha göğsü döşü dediğimiz şeyi daha geniş böyle iri kurtlar, böyle kilolarda 70-80 kiloya varan kurtlardı. Oo. Fatih çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin yani. İçin. Film gerçekten güzel çok olmuştu. Eline sağlık bu arada hakikaten. Kurgusu özellikle iyiydi. Eyvallah. Kurgu çalışması gerçekten güzel olmuş ve seni ve kurgucuyu da kutlarım. Çok hakikaten. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. İnşallah. Sana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim Beyaz Perde'nin bir kez daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni filmler ve yeni isimlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.